Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Allah'ın merhameti bilen bugün siz azizler bilen bana şu mescitte birge kuruşluğumuzu Allah nasip kılıp durdu. Allah Hak Azze ve Celle barşalarımızı niyetlerimizge yetkizgen bulsun. Kuni keçe mana Uzbekistan Müslümanlar İdarası Din İşleri Boyunca Komite birgelikde Saudi Arabistan'a seferge barıp geldik. Bu seferden közlengen maksat siz aziz halkımızını Kabatullah'a barışlıkke bölgen iştiyakiyiz, umre seferge bölgen müştakliklerini itibarge alıp köpçiliklerini duaları bilen Allah'ın merhameti bilen inşallah halkımızını bemalol yani umre seferlerine barıp gelişlik için darvazalarını açışlıkla hareket kıldık. İnşallah dua kılıp dursanız tez günlerde bizim yurttaşlarımız yine Beytullah'ını ziyaret kılıçlık, yine Resulümüz Aleyhisselam'ın Ravza-i Mübarekleri de uzatke salavat-ı salam eğitçilik vaktiki müşerref buladılar. Kabatullah etrafı da taaf kılıp yürer ikenimiz bir ihtiyar tilimizge canacan halkımızın hakkıya dualar geldi. Yurtumuzun her kıl belalardan, afetlerden saklaşılgilerini sorup dualar kıldık. Muhterem azizler, bir ibare kub işletilir halkımız arası da. Bizge birer bir yakşilik kılsa, kuruşup kalsak, hal ahval sorarsak, bitti duanı kub eğit yapmış. Hatta internette birbirine birer nersi yazgende hem ahirede şu söz işletilir. Yani yakşı bir tilek, Allah sizden razı olsun degen sözünü işletemiz. Allah'ın razılığını soruşluk bu en katta dua. Hakikatte ham, ben ham bugün siz azizlerden Allah razı olsun deyip sorayım ben. Hamamızdan razı olsun. Allah razı olgen bendeler cennetke girerken de. Allah'ın razılığını alıp cennetke girişlik asan emez. Hamma cennetiler cennetke kirgen bir payette hamma nimetlerden korup korup bir meydanga toplengende Allah Hakk Azze ve Celle korunerken azizler cennette. Bendelerden sorarken ki ey bendelerim benden ne mi haklı sizler sorayılar diyerken şunda bendeler eyterken Rabbim bizden razı buluşluğunu sorayımız dese Allah eyterken eğer sizlerden razı bulmaganımda sizler cennetke girmez idinler. Sizlerden razı bulganligim üçün cennetke girdinler deyip Allah eyterken. Bana şu sözünü eşitişlik hamamızga nasip kılsın azizler. Allah'ın razı kıladigan bendelerden buluşluğumuzu Allah muvaffak kılsın. Ama bana şu ibaranı radiyallahu anhu deyip ya ki radiyallahu anhum deyip kuplik manası da sahabelerge işletilir. Sahabelerde isleyenimizde Allah onlardan razı buldu. Radiyallahu anhu deyip eytişlik hemimizde adetimiz ve adabımız. Bana şu söz azizler sahabelerge layık idi. Sahabeler Allah'ın razılığını alışlığı şu makamda alışlığı asan bulmagan. Sahabelerde hayatını örgener ikenimiz onlarına Resulümüz aleyhisselam ile birge oturgenlere de bazılarına karab ey falançı ben sana Allah için yaş kurdum degen sözünü sahabanı kendi kabul kılgen ekin kendi küçük yetken ekin deyip oylanıp kalemiz. Ubey ibn Ka'b radiyallahu anh'un üyelerine barıp Resulümüz aleyhisselam ey Ubey Allah bana seni aldığına yubardı. Kur'an-ı Kerim'de bir sura nazil oldu. Beyyine degen sura. Mana şu surani birinchi bo'lib Ubay ibn Ka'bga o'qib bergin deb aytdi deganida Ubay ibn Ka'b Alloh meni ismimni aytdimi, meni esladimi deb yig'laganini bugun tasavvurimizga ham sig'dira olmaymiz. Hazrati Bilolga sana oyoqlaringning tovushini jannatda eshitdim degan so'zlarni qanday qabul qilganikina deb o'ylanib qolamiz. Hadicha onamizga ey Hadicha Jabroil alayhisalom keldilar. Allah sizge salam aytibdi degen sözlerini, kabul kılıçlıklarını bir oyla kuringa. Sahabeler
mana shu Alloh rozi bo'lsin degan unvonni, shu maqomni olishligi uchun payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning atroflarida jonlarini berib, mollarini sarf qilib, fidoiylik bilan Rasulimiz alayhi salatu vasallamning oldilarida turib Alloh rizoligini topishga musharraf bo'ldilar. Biz sahobalarni o'rganar ekanmiz, beixtiyor havasimiz keladi. Qanday qilsak biz ham o'sha maqomga yeta olamiz? Qanday qilsak bir-birimizga biz Allohning rizoligini so'rayapmiz u sahobalar kabi bo'la olamiz degan niyatlar paydo bo'ladi. Ammo bugun siz azizlar bilan bir hadis xususida gaplashmoqchi edikki, bu hadis o'sha Allohning roziligini topishlikka tavsiya. Qanday qilsak Alloh bizdan rozi bo'ladi? Allohning bizdan rozi bo'lishligi uchun juda ham ko'p tavsiyalar bor. Oyatlar, hadislar, ko'rsatmalar. Ammo bugun sizga aytmoqchi bo'lgan hadis payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni Abu Hurayra radhiyallohu anhu tomonidan rivoyat qilgan hadisidir. Bu hadisda Rasulimiz sarvari koinot bizlarga Alloh rozi bo'ladigan va Alloh norozi bo'ladigan ishlarni o'rgatgan ekan. Keling, mana shuni o'rganaylik. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar. Rasulimiz alayhi salatu vasallam shunday dedilar. Innalloha yardo lakum thalatha va yakrahu lakum thalatha. Alloh sizlarni 3 ta narsangizdan rozi bo'ladi va 3 narsadan norozi bo'ladi. Demak, 3 ta amal bor ekanki, bu amaldan yaratgan rozi bo'lar ekan. Allohni rozi qilishlik esa jannatiga daxil bo'lishga sabab bo'ladi. Allohni rozi qilishlik insoniyat yaralibdiki, qiyomatga qadar qalbidagi orzusidir. Odam alayhisalomni yer yuziga tushirgan Robbimiz Odam alayhisalom va uning avlodidan rozi bo'lsagina jannatga kirgizishlikni va'dasini bergan edi. Mana shu va'dani topishligini Rasulimiz alayhisalom o'rgatmoqdalar. Biz esa siz azizlarga omonat olarak mana shu omonatni yetkizib qo'yyapmiz azizlarim. Rasulimiz alayhisalot va sallam bizlarga Allohning roziligini topish, jannatiga daxil bo'lish sirlarini o'rgatib, buni sahobalarga, sahobalar tobiinlarga, tobiinlar tabi'a tobiin, salafu solihin va oxirgi zamon ulamolariga qadar meros qilib tashlab ketdilar. Mana bugun siz azizlar bilan mana shu 3 ta Alloh rozi bo'ladigan va norozi bo'ladigan amallarni o'rganmoqdamiz. Rasulimiz so'zlarini davom ettirib aytdilar. Fayardalakum. Bas Alloh sizlardan quyidagi ishlarni qilsangiz rozi bo'ladi. Birincisi, en ta'buduhu va la tushriku bihi shay'a. Alloh taologa ibodat qilishligingizdan rozi bo'ladi. Bu dunyoga bandani yuborgan Robbimiz o'ziga u bandani ibodat qilishligini xohlaydi. Lekin mana shu ibodat nima deb o'ylaysiz azizlarim? Ibodat so'zi bu arabcha abdun so'zidan olingan bo'lib, qulchilik qilish degan ma'noni beradi. Ramazon Buti degan olim o'tganlar, mashhur ahli sunnaning ulamolaridan edi. Insonlarni tafriqaga berilishlikdan, zulm qilishlikdan qaytaradigan eng buyuk allomalardan biri edi Shomda. Ramazon Butini eng katta harakati tafriqani yo'qotish, odamlarda birdamlikka chaqirish va tinchlik osoyishtalikka harakat edi. Afsuski, u zotning jonlariga qasd qilishdi. Shahidlardan bo'ldi deb umid qilib Allohning rahmatiga daxil aylasin deb so'rab qolamiz. Mana shu Ramazon Buti suhbatlardan birida aytdilarki, yig'lab turib aytayaptilar. Mana shu ibodatni to'g'ri tushuntirib aytayaptilarki, butun dunyo ibodatga to'ldi. Masjidlar odamlarga to'ldi. Ramazonda ro'zalar tutilyapti. Ka'batullohni atrofi aylanib taoflar bo'lmoqda. Hajlarda, Arafat va Minolarda odamlar vuquf qilib ibodatlarni qilyapti. Ibodatga to'ldi. Lekin ubudiyat qani deb yig'ladilar. Ibodat bilan ubudiyat o'rtasida juda katta farq bor ekan sizlar. Ibodat bu bir ko'rinishimiz,
Mana namaz okuyamız, başımızı secdeye koyamız, başka ve hakaza ibadetlerini kılamız. Bu bir gül tacisi. Ama ubudiyet ise bu bendeni Allah'ın kulu ikenliğini daima his kılış. Keyingi paytda bizni qiynayotgan narsa o'sha ibodat masalasini faqatgina suratga olib, suratgagina e'tibor berib, siyratdan uzoqlashish bo'lyapti azizlar. Go'yoki ibodat faqat masjidda yoki ko'rinishda, tashqi ko'rinishi yoki o'zini yurish-turishidagi holatda ibodatini ko'rsatsa bo'ldi. U Alloh taolo rozi qiladigan ishni qilyapman, men bandalikni bajo keltiryapman deb o'ylaymiz. Yo'q azizlar. Bu bir ko'rinishi. Ammo ibodat bu shunday narsaki, inson o'tirishida, yurishida, gapirishida, har bir holatida meni Alloh ko'rib turibdi, men Allohning quliman, Alloh eshitguvchi degan ubudiyat ila yashamoqlikdir. Dinimiz shunday go'zal din ekanki, insonning har bir harakatini ibodat darajasiga olib chiqib qo'yishlikka muvaffaq qildi. Ertalab o'rningizdan turib ishga ketyapsiz. Agar ki men ishga boray, tirikchilik qilay, bola chaqamni boqishim kerak, bu meni mas'uliyatim deb chiqsangiz, marhabo. Tirikchilik qilasiz, ishni ishlaysiz, maoshingizni olasiz, kelasiz. Ammo lekin shu ishimizni ibodatga aylantirishimiz mumkin ekan. Qanday qilib? Chiqib ketishlikda niyat qilamiz ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, erkaklar oila boshlig'i degan. Men oilani boshlig'iman. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam menga katta bir mas'uliyatni yuklagan. Bola chaqamni boqish, ularni halol taomlar bilan ta'minlash meni zimmamda. Bugun mana shu zimmamdagi biriktirilgan vazifamni bajarishlik uchun men chiqib ketyapman. Alloh menga yordam ber, halol rizq ber, ishlarimga rivoj ber deb so'rab chiqib ketar ekan, to o'sha ishiga borib kelguncha o'sha odam ham ibodatda. Xoh u aytaylik maktab o'qituvchisi bo'lsin, xoh u bir tashkilotning xodimi bo'lsin, agar niyatini to'g'irlab olsa, o'sha xalqqa manfaat yetkazaman, oilamga manfaat yetkazaman degan niyatni qilsa, mana shu harakatlarini da ibodatda. Bir odam kasal bo'lib qopti, bormasam xafa bo'lib qoladi deb borsak, xafa bo'lmaydi, kasal ko'rgan bo'lamiz. Ammo lekin niyatimizni bir oz o'zgartirib, mo'minning mo'mindagi haqlardan bittasi i'adatul mariz, kasalni borib ko'rmoqlikdir. Bir birodarim kasal bo'lib qoptilar, men o'shini oldiga borsam rasulimni aytganini qilaman deb niyatni to'g'irlab borsak, bu ham bir ibodat. Ya'ni Alloh haq azza va jallani rozi qilishlik uchun bandalar ibodatla hayot kechirish deganida hayotini shunday bir tartibga qo'ysinki, Alloh haq azza va jalla undan rozi bo'lsin. Namozni o'qib, ibodatni qilib, hammamiz bitta qibla tomonga yuzlanib duo qilsak-u, masjiddan chiqib ketib g'ibat qilsak, ibodatimizni Alloh bizni eshitib, bilib turibdi degan nuqtai nazari qayerda qoladi? Shuning uchun Allohni rozi qilmoqchi bo'lgan har bir banda doimo Alloh haqqo azza va jallani ko'rib turganligini, eshitib turganligini his qilish kerak. Agarki azizlar, biz mana har bir harakatimni ko'rib turuvchi Alloh bor, har bir gapimni eshituvchi Robbim bor degan e'tiqodda mustahkam turganimizda edi, birortamizni darvozamizda qulf bo'lmagan bo'lardi. Birortamiz bozorda yoki boshqa savdoda biror bir insonning haqqiga tajovuz qilmagan bo'lardi. Biror bir inson ikkinchi bir insonni xafa qilmagan bo'lar edi. Chunki u har bir harakatimni ko'rib turguvchi Alloh bor deb e'tiqod qiladi. Ana shuning uchun payg'ambarimiz alayhi salomni Allohni rozi qilish to'g'risidagi tavsiyasini keng ma'noda tushunmoq kerak. Alloh rozi bo'ladigan eng birinchi ish demak, an ta'buduhu, Alloh taologa ibodat qilish, qulchilik qilish, Alloh haqqo azza va jallaning haqiqiy bandasiga aylanmoqlik. Va la tushriku bihi shay'a. Va Alloh taologa ibodat qilishlik
ve ibadetten keyin Allohga hiç kimde şirk kılıp şerik kılmaslık. Şirk bu judayam jirkanch iş. Şirk degani bu azizler Allah azze ve celle'ni koyup başkasiga ibadet kılışlık, başkasiga bandalik kılışlık. O hak narsa bolsun, hak canlı bolsun. Lekin elhamdülillah bizim halkımız bugünlük günde şirk nima, küfür nima bunu farkiga yettik. Hazır mana şu şirk degen sözünü yani Allah'a biror narsani şerik kılış degen sözünü ham noto'g'ri talqin kılıp arzimagan narsaga şirk hukmini berip koyuşlikten saklanmak gerek. Şirk bu doğrudan doğru Allah Ta'ala'ya ikinci bir insandı ya ki birer bir narsani mana bu ham bir ilah degen niyetini koyup koyuşlik. Allah bunu saklasın. Ana şu noktayı nazardan Peygamberimiz aleyhisselam aytibdiler ki Allah'ını razı kılaman desiz. Allah'a ibadet kılasız, kulçilik kılasız ve Allah Hakk Azze ve Celle'ye hiç kimde şerik kılmıyorsunuz. Bu mümin Müslümanın niyeti. Bana şunu deyip olsak Allah bizden razı bularken. Ama bu meselede çukur gitmezlik. Bu meselede özümüzce birer bir narsadan topup bana bunu kılsa şirk mikin, bana bunu kılsa küfür mikin deyişlikten biz cüda ham özümüzde ihtiyat kılışlığımız gerek. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bizlerge aytganlar ki mana ümmetim üstüde en korkadigan narsam menden keyin ularni şirk keltirip qo'yishlari deb turib orqasidan aytdilar ki men aytmayman mana ummatim menden keyin yulduzlarga butu sanamlarga ibodat qilib ketadi deb. Ularni qo'rqadigan shirk deganim maxfiy gunohlar qilib qo'yadi va riyo qiladi degan ekanlar. Mana bu narsa o'zi nazarda tutilgan. Ya'ni maxfiy gunoh degani odamlarning ko'zidan xoli bo'lganda gunoh qilishlik. Bir bazı bir işlerini kılavuradı da, adamlar körmegen cahide kılavuradı, adamlar körüp durgen de özüne ihtiyat kıladı. Bana bu narsa, cüde yaman narsa. Çünkü adamlardan korkup emas, Allah'tan korkup günahı cinayetlerden toktamak gerekirdi. Ana şunun için hem biz bu narsadan özümüzne ihtiyat kılışlığımız gerek. Yine Peygamberimiz aleyhisselam sözlerini devam ettirdiler. Allah'ını razı kıladığın ikinci tavsiyeni biri yaptılar. وَاَنْ تَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın arkanını mahkem uçlayısız ve tefriqaya bölünmeysiz dediler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın arkanı ne miydi? Allah'ın arkanı bu Kur'an, bu şeriatı de azizler. Ana o şey Allah'ın arkanını mahkem uçlap hem bir bolsa ve türlü fırkalarga, tefriqalarga bölünmesek yine Allah bizden razı olarken. Allah'ın arkanı bu şunday narsa ki go'yo bir odam chuqurlikka tushib ketyapti-ku yoki suvga cho'kib ketyapti-ku bir arqonni ushlab qutqarilib chiqqan kabidir. Mana shu arqon bu shariat. Qur'on va payg'ambarimiz alayhi salomning muborak so'zlari. Mana shunga amal qilgan odam hamma muammolarini shundan topib şu yolda ahli sünne vel cemaa itikadede turup tafriqaya birilmese Allah ondan razı olarken. Resulümüz aleyhissalatü vesselam davrları da sahabeler Kur'an'ın içindeki bir ayetinin tilavatı hakkında tartışıp kaldılar. Birileri bana bunu diye okuladı dedi. İkincisi yo bana bunu diye okuladı dedi. Bilesiler ki kıraatler türlü kıl. Şeyvelerde her kıl bulup koyken o davrıdı. Peygamberimiz aleyhisselam'a müracaat kıldılar. Resulümüz aleyhissalatu vesselam ularga qarab mana bu narsa doğru, mana bu narsa noto'g'ri deb ikkalalarini to'g'rilagan bo'ldilar. Qur'ondan ularga ta'limini berdilar da orqasidan aytdilarki, ixtilof qilmanglar dedilar. İxtilof qilsanglar tafriqa qilmanglar. Alloh qalbingizni bir-biriga ixtilof qilib qo'yadi dedilar. Ulamolar aytadiki, sahobalarning tortishuvi oddiygina bir Qur'on tilovatida edi. Mana shunda ham payg'ambarimiz alayhissalom qaytarayotgan bo'lsa, bugunlik kunda tafriqamiz qay darajada keldi azizlar? Shu darajada tafriqaga berilib ketildiki, inson hatto bir-birini dindan chiqarishga qadar fatvo beradigan, hatto bir-birini kufrda ayiblaydigan darajadagi tafriqalargacha berilib ketyapti. Agar biz Allohni rozi qilmoqchi bo'lsak,
hiç kaçan tafrikaya verilmesligimiz gerek. Hammamız eğer kaçan yelkadosh bulsak, hammamız birden bulsak, ana oşinda yine Allah bizden razı bularken. Kaçan iki ümmet azizler bir bulgen iken, kaçan ümmet birbiri bilen birleşken iken, mana şu ümmet rivojlangan. İslam tarihini o'rganib keladigan bo'lsak, qachon musulmonlar orasida tafriqa boshlangandagina ularning orasida tanazzul boshlangan. Shuning uchun bugun biz hamma jonajon xalqimizga, mu'min musulmonlarga iltimos qilib aytyapmizki, azizlarim, bu tavsiya bizniki emas. Bu tavsiya payg'ambarimiz alayhi salomning tavsiyalari. U zot aytyaptilar, Allohni rozi qilaman desangiz, Allohning arqonini mahkam ushlangda. Mana shu narsadan Alloh haqqo azza va jalla rozi bo'ladi. Endi Alloh norozi bo'ladigan ishlar ham bor. Demak, Allohni rozi qiladiganini bildik. Allohga ibodat qilishlik, unga hech kimni sherik qilmaslik, Allohni arqonini mahkam ushlashlik, tafriqaga berilmaslikdan Alloh rozi bo'lsa, Alloh norozi bo'ladigan ishlarni ham rasulimiz o'rgatdilar. Rasulimiz alayhisalom aytibdilar: "Va yakrahu lakum thalatha." Alloh sizlarning uchta ishingizdan norozi bo'ladi. Uchta ishingizni yomon ko'radi. Bu birinchisi qil va qol. Qil va qol o'zbekchasiga tarjima qilsa mishmish degan ma'noni beradi sizlar. Ko'zi bilan ko'rmagan, quloqi bilan eshitmagan, o'zi guvoh bo'lmagan narsani gapirish. Bugungi kundagi eng tashvishli illatlarimizdan bittasi mana shunga aylandi. Ayniqsa internetda o'zi ko'rmagan, o'zi bilmagan, o'zi ishtirok etmagan narsani tarqatishlik. Hattoki o'zi aslida azizlar, o'zi bilmagan narsani yaxshisini ham bilmasdan turib tarqatmaslik kerak, uni o'rganmasdan turib. Hazrati Ali karramallohu vajhahu oldiga kelib bittasi rosa maqtab qoldilar. "Ey siz bunda odamsiz, bunda undamsiz" deyodilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu unga qarab, "Sen ben bilen bitti hanadanda yaşayken misin?" dediler. "Yok" dedi. "Birge seferge çıkan mısın?" "Yok." "Ha nege makta yapsan bu mısın?" dedi. "Kayırdan bilesen" dediler. "Uzun bilmegenler sen nege yapar yapsan" dediler. Hatta yakşilik diyem ihtiyat buluştuk. Ha, biz internette yakşı narsadan kora bugün yaman narsanın tarikatışı adatımız. Umumun insanlar arasında ki yenge payette bana şu kıl ve kal. O'zi bilmasdan, o'zi eshitmagan narsani gapirish holatlari ko'payib bormoqda. Bugun biz ushbu masjidda to'planib turib, Allohni rozi qiladigan va norozi qiladigan ishlar haqida gaplashar ekanmiz. Bu gap sizga omonat azizlar. 14 asrdan beri saqlanib kelgan bir omonatni, bir merosni bugun sizga ulashyapmiz. Bu bizning gapimiz emas. Shayxlardan birlari Basra bozorida kirib ketayotsalar, odamlar savdolar qilgan, hamma o'zi bilan o'zi ovora, ularga qarab, "Ey ahli tujjor, ey tijorat ahli, sizlar bir narsadan g'aflatda qoldinglar. Katta jami masjidda payg'ambarimiz alayhi salomning merosi bo'linib berilyapti. Tezroq o'zingizlarni ulashinglarni olvolinglar." desalar bozor ahli, "Ey payg'ambarimiz alayhi salom merosi bo'linyapti ekan, biz ham ulushimizni olaylik" deb do'konlarni bekitgan, yugurgan, chopgan masjidga boribdilar. Masjidga borsa hech narsa yo'q. Kimdir namoz o'qiyapti, kimdir Qur'on o'qiyapti, kimdir zikr qilyapti. Hayron bo'lib qaytib chiqib shayxni yo'lini to'sibdilar. "Ey shayximiz Fozil, siz nega bizni aldadingiz? Masjidda Rasulimiz alayhisalom merosi bo'linyapti deyodingiz. Kelsak hech narsa yo'q ekan-ku." Shunda shayx janoblari ularga qarab aytibdilarki, "Nima ko'rdinglar? Ha, bir odam Qur'on o'qiyapti, bir odam suhbat qilyapti, bir odam namoz o'qiyapti, zikr qilyapti. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamdan shundan boshqa nima meros qolgan?" debdilar. "Mana shuni olinglar, o'sha omonatni qabul qilinglar" degan. Bizga ham azizlar, payg'ambarimiz alayhi salomdan qolgan mana shu ma'naviy merosni yetkazib qo'yish mas'uliyati yuklatilgan hamma ahli ilm, hamma masjid imomlariga. Shuning uchun al-ulama varasatul anbiya deydilar, ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlari. Ulardan qolgan merosni yetkazib beruvchi. Siz azizlarga yetkazayotgan bu so'z payg'ambarimiz alayhi salomning so'zlari. U zot aytyaptilar, "Alloh norozi bo'ladi qil va qol qilishlikdan, mishmishdan" deyaptilar. Demak,
Endi mana shu narsani eshitib o'rgangan har bir bu yerdagi musulmon qayerda shunaqa narsani eshitsa to'xtatishlik gardanimizga vojib bo'ladi. Siz eshitib qoldingiz endi. Tasavvur qiling, hozir chiqdingizda bir joyda o'tiribsiz, choyxonada ulfatlar bilan yoki yoshlarimiz internetda bir narsa tarqadi deb bu mishmish. Siz bugungi ta'limda olgan musulmon olarak javob berish kerak. Ey birodar, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aytgan ekanlar. Alloh taolo o'zi ko'rmagan, bilmagan narsani mishmish qilishlikdan norozi bo'lar ekan. Alloh norozi bo'ladigan ishni qilmaylik deb to'xtatishlik kerak. Ikkinchi Alloh norozi bo'ladigan ishni o'rgatdilar. Va kathrata su'al. Ko'p savol berishlikdan ham Alloh norozi bo'ladi dedilar Peygamberimiz aleyhissalom. Qarang, qiziq. Savol bilmaganni bilishlik uchun beriladi. Lekin nega Rasulimiz aleyhissalatu vesselam ko'p savol berishlikdan qaytaryaptilar? Chunki savollar bir necha xil ma'noda berilar ekan. Savol bo'lar ekan, bilmaganimni bilib olay deb so'ralar ekan. Savol bo'lar ekan, fitna qilay deb berilar ekan. O'zi bilgan narsani bir imtihon qilib sinab qo'yishlik uchun berilar ekan. Ayniqsa hozirgi kunda ahli ilm ulamolarga biror bir savol bersa-yu, u odam javob bera olmay qolishligini kutib turishlik holatlari bor. Chunki internetda ko'p savol javoblarda o'rganib olyapti-da, keyin savol beryapti. Mazhab boshlarimizdan birlari bir joyda o'tirganlarida bir kishi savol beribdilar. Savol bersalar, bilmayman debdilar. Yana bittasi savol bergandan keyin o'ylanib turib, buni ham bilmas ekanman deb. 3-4 savol berilsa hammasiga bilmayman desa bir kishi aytibdiki, "Ha siz shuncha savolimizga javob bermayapsiz-u, nega bo'lmasa biz sizni 2 qavat to'shakning ustiga o'tkazib qo'ydik." Desalar, u kishi aytibdilar, "Bu meni o'tkazilgan ko'rpacha, bu meni ilmim uchun, bilgan narsamni hurmati uchun. Agar bilmagan narsamni hisobga olib tagimga narsa solsanglar, boshim osmonga yetib qolar" degan ekanlar. Ya'ni bilmagan narsani bilmayman deyishlik o'zi aslida uyat ish emas. Lekin shunday holatga keltirilib, atilatdan mana shunaqa savollarni berishlik yoki bo'lmasa savollar bo'lar ekan azizlar, na dunyosiga, na oxiratiga kerak bo'lmagan. Bunaqa savollardan ham Alloh norozi bo'lar ekan. Ko'p ortiqcha savollar berishlik, ortiqcha chuqur kirib borishlik. Mana bu narsadan o'zimizni saqlashligimiz kerak. Ortiqcha savol berishlik Bani Isroilni nima holatga olib keldi? Shunaqa hozir mana shunday bo'ladiki, hech kimni esida yo'q bir masalalarni ko'tarish. Bu jamiyat azizlar. Biz hammamiz o'zi aslida mu'min musulmonlar yashayotgan o'lkada sizni kimdir uyiga taklif qilsa, oldingizga taom qo'ysa, musulmon bo'lsa o'sha odamdan taomingiz halolmi deb so'rashlikni o'zi shariat qaytaradi. Chunki u musulmon. Sizni oldingizga taom qo'yapti. Hozir esa savollar shunday bo'lyaptiki, mana biz o'zimiz yuramiz marosimlarda yoki uchrashuvlarda berilayotgan savollarni ko'rib, nahotki xalqimizning, yoshlarimizning saviyasi shu darajada bo'lib qoldiki, eng muhim masalalar qolib. Hozir odamlar osmonga chiqayotgan bir paytda, butun fan taraqqiyoti rivojlanayotgan bir paytda, ming afsuski bizga berilayotgan ba'zi savollar shu darajada kichkina, shu darajada arzimaski, nahotki bizni xalqimiz shunday bo'lib qoldi degan afsuslanib qolasan inson. Bekorga Payg'ambarimiz alayhissalom bu gapni aytmabdilar. Alloh taolo bekorchi na dunyosiga, na oxiratiga foyda bermaydigan savollardan norozi bo'lar ekan. Shunday savol beringki, sizni dunyoyingizga yo oxiratingizga foydasi tegsin. Dunyoyingizga ham oxiratingizga ham foyda bermaydigan savollarni bermaslik kerak. Ya'ni bu narsalarga o'ta chuqur kirmaslik kerak. Alloh norozi bo'ladigan 3-chi amal idoatul mol dedilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Alloh norozi bo'ladigan 3-chi amal molni zoya qilish. Bugungi kunda iqtisod rivojlanyapti. Ko'pchilikka Alloh taolo imkoniyat eshigini ochib qo'ydi. Ayniqsa mana shu keyingi yillarda tadbirkorlarga berilgan imkoniyatning chek-chegarasi yo'q. Mol dunyo ko'payib. Mol maniki.
xohlaganimni qilaman deyishlik shariatda yo'q. Ya'ni isrof qilmaslik, zoya qilmaslik talabini qo'yadi. Sahobalarning ichida mol dunyosi juda ham ko'plari bo'lgan, lekin isrof qilmagan. Bir sahoba juda ham badavlat bo'lgan bir sahobani uyiga tilanchilikka boribdi, bir narsani so'rab. Qarib uni qurbonlik qilib olsa bo'laveradigan bir tuyasi kasal bo'lib qolgan ekan, o'sha tuyani davolatishlik uchun harakat qilib yugurib yelayotgan ekan haligi odam. Faqir sahoba ko'ribdilar-da, ha bu bitta qari tuyasini o'lishiga shuncha harakat qilib o'zini molini ehtiyot qilayotgan odam menga biror narsa berarmidi deb burilib ketdi. Haligi sahoba ko'rib qopdi, "Ey birodar, nega keldingiz, nega qaytib ketyapsiz?" desa, "To'g'risi men sizdan bir yordam so'rab kelgandim, lekin bitta qari tuyani so'yib yuborsangiz ham bo'laveradi, qurbonlik qilib qo'ysangiz ham. Lekin shuni davolashlikka shuncha tabib olib kelib ovora bo'layotganingizni ko'rib, bu odam nafs qo'yida ekan, menga hech narsa bermaydi deb o'yladim" deganlarda, "Nima kerak edi o'zi?" desa, "Bir oz yordam" deganda, haligi tuyadan 10 ta keladigan pulini bergan ekan mana deb. Berib turib aytgan ekanki, "Men bu tuyamga e'tibor qilayotganim molimni isrof qilishlikdan saqlanish, zoya qilmaslik, bu baxillik emas" degan ekanlar. Moli dunyo Alloh tomonidan beriladigan bir katta ne'mat azizlar. Musulmon odam boy, badavlat bo'lib yashashlik haqqiga ega. Ulamolar aytadiki, boylik go'yoki bir dengiz bo'lsa, siz uni ustida kema bo'ling, uni ustida suzing, lekin uni ichiga cho'kib ketmang deydilar. Mol mana shunday narsa, ammo buni zoya qilishlik. Bugungi kunda molni zoya qilmayapmiz deb ayta olmaymiz azizlar. Isrof juda ham ko'payib ketgan. Birgina to'y marosimlarimizni o'ziga kirsak qancha isrof. Pandemiya munosabati bilan to'y marosim har xil tadbirlarni bir oz ixchamlashtirdik. Lekin keyingi paytda yana ko'payapti. Yana minglab odamlar chaqirish. Eng achinarlisi bilasizmi nima azizlar? Payg'ambarimiz alayhisalom aytgan ekanlar, yoziladigan dasturxonlar ichida eng yomoni qorni ochni chaqirmasdan qorni to'qni chaqirgan dasturxon degan ekanlar. Qaysi ihson shunday bo'lyapti? Kambag'allarni chaqirib mehmon qilish o'rniga ularni o'sha marosimda ham xizmatga qo'yib qo'yyapmiz. Aslida molimizni isrof qilmayman degan odam o'shinga ketadigan sarf xarajatini boshqa yaxshilik ishlarga, ezgu ishlarga, savob ishlarga bag'ishlash kerak. Payg'ambarimiz alayhisalomdan so'radilar bir sahoba, "Ya Rasululloh, meni dunyoyim ko'payib ketdi, nima qilay?" deganda, "O'zingga sarfla" dedilar. "O'zimdan ham ortib qoladi" deyodilar, "Oilangga, bola-chaqangga sarfla." "Undan ham ortib qoladi" deyodi, "qarindosh urug'ingga sarfla" dedi. "Undan ham ortib qoladi" deyodi, "qo'ni-qo'shningga, beva bechora yetim yesirga sarfla" dedi. "Undan ham ortib qoladi" deyodilar, "if'al mashiyat" dedi, "unda xohlaganingni qil" dedilar. Ya'ni tartibini o'rgatdi. Inson tabiiyki o'zi uchun mol topadi. O'ziga, oilasiga, ayniqsa yoshlar o'tiribdi, ota-onasiga. Ota-onangiz uchun juda katta mol dunyo kerak emas aziz bolalar. Farzandlarimiz bugun ota-onasiga 2 dona issiq nonni olib kelib berishlik go'yoki otasi uchun bitta sarpo qilib berishdek gap. Lekin e'tibor. O'sha ota-onaning xizmatini qilib topgan dunyosini shunga sarflab, olsa qarindoshlarga, yetim yesir, beva bechoralarga sarflash kerak. Mana shu narsalardan Alloh taolo rozi bo'lar ekan, agar aksi bo'lsa norozi bo'lar ekan. Qanday ham go'zal bir masjidlar bino bo'lyapti keyingi paytlarda. Bu ham yurtimizdagi keyingi islohotlarni bir ko'rinishi. Masjidlar obod bo'lmoqda, madrasalar qurilmoqda. Alloh buni obod qilsin. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.